Buyurunuz. Merhaba Oğuzhan Bey. Merhaba. İsmim Caner. Ben Suruç Katliamı ve Ankara Gar Katliamı tanıyayım. Size bir sorum olacak. Biraz telefonla okumak zorundayım. Birazcık uzun. Çok az. Hiç önemli değil. Teşekkür ederim. Buyurun. Başbakan olduğunuz dönemde terör örgütü IŞİD, Suruç ve Ankara Gar katliamlarını gerçekleştirdi. Suruç katliamcısı Abdurrahman Alagöz terör nitelikli şahıs sıfatıyla aranmasına rağmen Suruç polis karakolunun önünden elini kolunu sallayarak geçti ve katliamı gerçekleştirdi. Birkaç ay sonra yine aynı niteliklerle aranması olan Suruç katliamcısının abisi Yunus Emre Alagöz, başkent Ankara'da MİT Genel Merkezi'nin hemen arka caddesinde yüzü aşkın insanımızı vahşice katletti. Siz defterleri açarsan birçok kişi insan içine çıkamaz dediniz. Size soruyorum. Neden bu defterleri hala açamadınız? Yoksa siz de bütün bu katliamlardan sorumlu olduğunuz için mi? Teşekkür ederim. Buyurun. Caner, şimdi bu katliamlardan eğer bir kişi üzüntü duymuşsa tabii bütün millet üzüntü duyduk. En çok üzüntüyü, hüznü ve orada kaybettiğimiz canlar için yüreğinin yanmasını hissedenlerden biriyim. Yani hepimiz farklı kimliklere sahibiz. Ben akademisyendim, siyasete girdim. Bilmiyorum şu anda ne yapıyorsun Caner ama hangi meslektesin? Bir müddet sonra ola ki ve inşallah olur. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, biz parlamenter sistemi getireceğimiz için sen olursun. Allah aşkına bir başbakan ülkesinin bir köşesinde vatandaşlarının 34 vatandaşını, garda 101 vatandaşını kaybettiğinde ne hisseder diye düşündün mü? Peki neden engellemediniz? Peki dünyada o kadar çok terör eloya buldu. Amerika 11 Eylül'de dolayısıyla Bush, o zaman Amerikan Başkanı, niye engellemediniz sorusu konusunda engelleyebilir miydi? Bütün, yoksa herkes terör olayını engellemek ister. Mikrofon yok, gel lütfen cevap ver. Keşke engelleyecek o imkanlarımız olsa ve engelleseydik müsaadenle. Caner, derinden duyduk. 7 Haziran 1 Kasım arasında, yani konuşursam defterler açılır meselesine, istersen başka bir soruma da mı girelim, burada mı girelim bilemiyorum. Siz nasıl isterseniz. Ama o zaman benim de cevabım biraz uzar. Ben bu katliamlarda 7 tane arkadaşımı kaybettim. Ben de 135 vatandaşımı ve canımı kaybettim. Hepinizi benim en yakın arkadaşımdı bunlar. Bu yüzden cevap vermenizi istiyorum. Bir gün devlet görevi aldığınızda göreceksiniz ki 85 milyon sizin yakınınız. Sonrasında gerekli talimatlar da verildi. Suruç katliamından 5 gün sonra Suriye'de IŞİD'e karşı operasyon başlatıldı 23 Temmuz'da. 20 Temmuz'da 3 gün sonra 20 Temmuz Suruç katliamı, 3 gün sonra IŞİD'e PKK'ya karşı sınır ötesi harekatlar yapıldı. Çünkü o katliamı yapan caniler, alçaklar Türkiye'ye saldırdı. Sadece oradaki canlara değil. Ankara Garı'nda da 35 sanık yakalandı. Sadece fail intihar bombacıları değil. 9'u 101'er yıl hapse kez 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu. Şimdi o katliam haberi saat 10'da geldiğinde hepiniz gibi benim de dünyam karardı. Güvenlik toplantıları yaptık, gerekli talimatları verdik, bütün imkanlarımızla teröristlerin üzerine gittik ve faillerini çıkarıp yargıya teslim ettik. Hastaneye gittim eşimle birlikte. Garın önüne gittim. Bana dendi ki orada bir takım tepkiler gelir. Dedim ki gelecek. Hastanede tek tek büyük ölçüde yaraların çoğunu ziyaret ettim. Bazıları tepki de verdi. Evet, ülkeyi yönetiyordum. Elimden geleni yapmıştım ama bu acı olay yaşanmıştı. Hiç tereddüt etmedim. Gerekli bütün talimatları verdim ki şeyin hemen öncesinde, yani 1 Kasım seçimleri gibi, bütün mitingleri iptal ettim. 3 gün Türkiye'de yasa ilan ettik. Ve bütün faaliyetleri durdurarak sadece o canlarımız için derin bir hüzün ve yas duyduk. Bundan emin oldum. Suruç davasını kapattınız ama. Hayır. Suruç'ta 3 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi ve hala bu konuda yargı nihai karar verdi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis bu zaten. Ama Suruç'un hemen karşısındaki IŞİD tehlikesiyle ilgili de 3 gün sonra ağır bir şekilde IŞİD mevzileri vuruldu ve cezalandırıldı Caner. Ben böyle bir cevap vereceğinizi biliyordum, sağ olun. Ha. Sen tatmin olmadın cevaptan. Ama mesela bu konuşursam yer yerinden oynar mı? Onu sanırım istersen. Daha başka bir soruyla nasıl olsa gelecek. İkisi olayı böyle çok uzun bir konferansa döndürmeyeyim, tamam, diye onu elbette. Da konuşuruz. Elbette, tabii ki.